O zaman size basit bir soru sorayım. Yani basit bir soru ama aslında içi çok doldurulacak bir soru. Biz bütün bu program boyunca seyrettiniz mi bilmiyorum ama işte Mehmet Uçum'un hukuk başdanışmanı olarak yaptığı açıklama, onun satır aralarına baktık. Bu açıklama ne anlama gelir? Hatta Turgut Kazan dedi ki yani normalde anayasal olarak yeniden seçilmesine imkan yok. Ancak seçim yenilenirse, yani erken seçime gidilirse dedi. Kadri Gürsel'in satır arasında açıklama satır aralarında dikkati çektiği bazı cümleler oldu. Şimdi bir taraftan böyle bir tartışma var. Diğer taraftan işte böyle açıklamalar geliyor. MHP-AKP dengesi. Sizce ne oluyor? Ya bu soruya siz nasıl cevap verirsiniz? Sizce ne yapılmaya çalışıyor? AK Parti'nin şu anda iktidarın ya da Cumhurbaşkanı'nın AK Parti'den ayrı olarak, belki o ikisi ayrı ruh hallerindedir. Ne oluyor sorusuna nasıl cevap veriyorsunuz? Şimdi tabii bu adına işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen garip rejimle Türkiye'nin yönetilemediği artık çok açık. Yani ekonomik anlamda Türkiye duvara dayanmış durumda. İşte zaten bu reform söylemlerinin ilk baştan çıkışı da acaba Türkiye, yani en azından işte yabancı yatırımın gelmesi için bir şey yapılabilir mi? Avrupa'ya verilen bütün mesajların temelinde de bu olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla AK Parti iktidarı aslında sıkışmış durumda. Buradan bir çıkış yolu arıyor ama çok da öyle köklü reformlar yapmadan, zaten aslında reform dediğimiz şey de bir yasa çıkarmak bilen şey değil ki, Türkiye'nin mevcut yasalarıyla da zaten bunları çözmek mümkün. Nitekim işte bir takım davalarla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili verdiği kararlar ortada. Avrupa Parlamentosu'nun daha geçtiğimiz hafta söylediği derhal serbest bırakın diye şeyleri var. Bir taraftan da Türkiye hem bir taraftan reform yapmak istiyor. Yani en azından söylenen, ortaya konulan söylemler bu doğrultuda. Yani Avrupa'ya bizi görün, işte biz bir şeyler yapacağız deniyor. Ama bir taraftan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını Türkiye tanımak zorunda değil. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri var, hem Mehmet Uçum'un söyledikleri de bu meyanda şeyler. Şimdi bunları tabii bir reform mantığı içinde değerlendirmek mümkün değil. Yani Avrupa'ya hem biz reform yapalım ama bunları da serbest bırakmayalım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Avrupa Parlamentosu'nun kararlarını tanımayalım. İşte bağlayıcı değildir diye Uçum'un açıklamaları var. Yani elbette Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin milli hukukun üstünde değildir ama Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre biz hem şeyleri kabul etmişiz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalamışız. Aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de kararlarını 90. maddede değişiklik yaparak 2004 yılında bir hukuki sisteme bağlamışız. Şimdi bütün bunlar ortadayken elbette yaptırım gücü gelip de herhangi elinde bir gücü yok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. Ama hem Bakanlar Komitesi'ni vereceği sonuçta siyasi bir Türkiye'nin önünü kapatacak, tam da AK Parti'nin bu sıkışıklıktan kurtulmak için çare aradığı bir dönemde, hem diyorsunuz ki biz Avrupa ile bütünleşmek istiyoruz, Avrupa ile yeniden başlamak istiyoruz ama Avrupa'nın işte mahkeme kararlarını da tanımayalım. Böyle bir şey mümkün değil tabii. O yüzden bana göre bir çaresizlik hali var. Yani bir taraftan MHP'yi küstürmeden bu işleri yapmak zorunda ama o da mümkün değil. Yani Doğrusu açıkçası. bunun adına tükenmişlik sendromu desek ya da sıkışmışlık sendromu desek İş. doğru mu, olur mu acaba? Şimdi tabii şöyle bir şey var. Yani bu pandemi sürecinin başladığı bir dönemde hem işte iş yerleri kapanan esnafa, işsiz kalan işçilere herhangi bir yardım yapmaya ne paranız var ne mecaliniz var. Bir taraftan özgürlükler diyorsunuz ama hem insan haklarının önünü kesen, özgürlükleri daha da daraltan, hatta yasakları giderek daha da artıran bir uygulama ortaya koyuyorsunuz. Ama bir taraftan da diyorsunuz ki işte reform yapalım.
bunlar tabii birbirleriyle çok örtüşen şeyler değil. Ya buradan bir çıkış yolu bulmak zor. Peki, Sayın Ocak'tan son olarak şunu sorayım, programın sonuna doğru geliyoruz ama siz sonuçta AK Parti tabanını tabii ki çok yakından biliyorsunuz. Aynı zamanda hala yani Davutoğlu ve Deva Partisi'ni de yakından izliyorsunuz. Yazılarınızda da aktarıyorsunuz. Muhafazakar ya da geleneksel AK Parti tabanı hala orada mı? Yani biz başından beri hep anketçilere sorduk ama ben size de sormak isterim. Çünkü siz katıldığınız toplantılar, yaptığınız konuşmalar belki artık yüz yüze olmasa da eminim teknolojiyi kullanarak eşiniz, dostunuz, eski siyasetten tanıdığınız ahbaplarınız, yani bütün bu manevralar, bahsettiğimiz, konuştuğumuz, var mı bir karşılığı? Orada mı o taban? Satın alıyor mu bütün bu manevraları? Genelde Türkiye'de şu anda ben toplumun büyük bir kesiminin bu gidişattan memnun olmadığını, rahatsız olduğunu görüyorum. Ama Türkiye toplumunun şöyle bir özelliği var. Gerçekten bir alternatif ortaya koyabilmeleri gerekiyor. Yani aslında topyekun Türkiye'deki şu anda muhalefetin temel sorunu bana göre, evet çok iyi şeyler söylüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu da işte hukuktu, özgürlüklerdi, adaletti. İşte Temel Karamollu oldu, Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan da, Davutoğlu da, hepsi çok iyi şeyler söylüyorlar ama yani bir toplumla gerçekten iletişim kurabilecek bir söylem ben çok açık ve net göremiyorum. Yani bu şu demektir. Geçmişte Demirel'i hatırlıyoruz. Demirel düşün peşime, işte yani siyasi literatürümüze girmiş. Herhangi bir iktidara karşı muhalefet yaparken gök kubbeyi tepenize yıkarım. Şimdi sonuçta evet iyi kadroları var hepsinde, çok kaliteli kadrolar var. Ama bunlar sokakta siyaset yapmıyorlar. Yani sokağa öyle bir şey gerekiyor ki, bunu nasıl söylenir bilemiyorum ama mesela artık bu iktidar gitmeli, efendim bir gün bile bu iktidarın kalması Türkiye'nin ileride büyük kayıplara yol açar üzerinden çok güçlü söylemler geliştirmesi gerekiyor ve bir alternatifi ortaya koymaları gerekiyor. Evet, AK Parti tabanında da ciddi rahatsızlıklar var, bir arayış var, beklenti var ama ben o beklentinin hala ciddi anlamda karşılanabildiği kanaatinde değilim. Bu önemli söylediniz. Emin, bu mesela bugün işte Deva Partisi ile Temel Karamollaoğlu bir araya geliyorlar. Mesela şunu söyleyemiyorlar. Ya biz Temel Karamollaoğlu'na yapma, gitme, sakın ha bu hataya düşme dedik diyemiyorlar. İadeyi ziyaret diyorlar.